Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Burcu Hanım'la birlikte bugün bankacılıkta dijital gelişmeleri konuşacağız. Nedir bunlar? 1,5 yılını tamamlayan uzaktan müşteri edinimi sektörü nasıl etkiledi? Akbank'a nasıl yansıdı? Burcu Hanım'a soracağız. Bir diğer konumuz yine açık bankacılık sektörü nasıl etkiliyor? Önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacak bankacılık sektörü, açık bankacılığı. Yine son dönemde fintechlerin ve bankaların gündeminde, e-ticaretin gündeminde olan bir konu dijital cüzdanlar. Neden bu kadar önemli? Akbank'ın dijital cüzdan tarafındaki stratejilerini soracağız Burcu Hanım'a. Ve diğer bir konumuzda yarın başlayacak olan ve yanlış bilmiyorsam 3 gün sürecek detaylarını soracağız Burcu Hanım'a. Onarıcı finans alanında bir hekaton var. Bu alanda neler yapılmalı, sektör neler yapıyor, Akbank neler yapıyor? Yine Burcu Hanım'a soracağız. Burcu Hanım, tabii ki diğer konulara geleceğim ama öncelikle bu konuda sizinle daha önceki yayınlarımızda çok çok altını çizdik. Siz de çok sıkı bir şekilde hazırlandığınızı hep anlatmıştınız. Uzaktan müşteri edinimi. Şimdi 1,5 yıl geçmiş üzerinden. Gelinen noktada ben Bankalar Birliği'nin rakamlarına baktım. Oldukça 1,5 yıla rağmen oldukça önemli bir Bankalar Birliği verilerine göre bir burada kullanım da var. Neticede yanlış hatırlamıyorsam en son Temmuz verileri vardı. 1/3'e yaklaşmış yaklaşık. Buradan müşteri edinimi herhalde yakın zamanda yarı yarıya belki de şubelerden olanı bile geçebilir, bilemiyoruz tabii ki ama bu Akbank'a nasıl yansıdı, size nasıl katkı sağladı, sektöre ne gibi katkı sağladı, buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi daha önce de konuşmuştuk. 1 Mayıs 2021'de başlayan uzaktan müşteri edinimi, uzaktan müşteri olma hizmeti bankacılığı radikal olarak Türkiye'de değiştirdi. Çünkü uçtan uca bir süreç. Bunu böyle biz yurt dışında bazen anlattığımızda inanamıyorlar. Hani gerçekten hiç en sonunda imza atmak için gitmiyor musun diyorlar. Bu müşteriler açısından büyük bir kolaylık. Çünkü herhangi bir bankanın müşterisi olmak veya bankanızı değiştirmek hiç olmadığı kadar kolay. Temel bir yenilik diyebiliriz. Sektör açısından çok temel bir yenilik diyebiliriz. Biz de sizin dediğiniz gibi buna çok iyi hazırlanmıştık. Öncesinde başka yöntemlerle, kuryeli yöntemlerle denemelerimiz de olmuştu. Ve biz burada şuna inandık. En iyi süreci, en iyi deneyimi sunan ve en ilgi çekici, sıra dışı kampanyalarla müşterisine değer sunabilen bankalar bu süreçte ayrışabilirler. Ve biz de tamamen bu hedefe odaklandık. Deneyimizi uçtan uca çok yenilikçi bir şekilde tasarladık. Tamamen müşterilerin tek bir defada pek çok ürüne aynı anda sahip olabilecekleri bir deneyim tasarlamaya özellikle özen gösterdik. Böylelikle yalın bir deneyim, basit, akışkan bir deneyim bizim için son derece önemliydi. Bir, bu bizim gerçekten rekabet avantajlarımızdan birisiydi bu tasarlarken. Bir de dediğim gibi ilgi çekici, sıra dışı, daha önce duyulmamış değer önermeleri. Bunlar da son derece önemli. Bu kanalı çünkü müşteriye öğretmek de gerekiyor. Bizim de böyle bir görevimiz var. Hepsini bir arada yaptığımızda bunun bize etkisi gerçekten çok büyük oldu Sefer Bey. Biz 1 Mayıs'tan bugüne bu kanalla 1 milyondan fazla müşteri Akbank'a kazandırdık. 1 Mayıs ama 2021'den bu yana 1 milyondan fazla müşteriyi bu kanalda kazandırdık. Sizin söylediğiniz istatistiğe benzer şekilde bizim de bankaya yeni müşterilerimizin yaklaşık 1/3'ü buradan geldi. Fakat şey daha enteresan, mesela 2022'ye baktığımızda bu artacaktır dediniz ya, 2022'ye baktığımızda bu oranın biz daha yüksek olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bankaya yeni müşteri oranının gittikçe arttığını, bu kanaldan gelen müşterilerin oranının daha çok arttığını da gözlemlemek mümkün. Bir de şey çok enteresan, bizim bir tane davet et kazan kurgumuz var. Bu kanaldan gelen yeni müşterilerin 1/3'ünün de bu deneyimin ardından başka müşterileri, başka potansiyel müşterileri Akbank'la olmak üzere davet ettiğini de gözlemledik. Dolayısıyla kendi içerisinde de büyümeye çok uygun bir ortam. Çünkü dijitalden müşteri edinen müşteri, olan müşteri, dijitalden başka müşterilerin buraya gelmesini de aynı zamanda tetikleyen bir müşteri profili. Enteresan ve sektör açısından son derece radikal, önemli bir dönüşüm. Evet, önümüzdeki dönemde gelişimleri yakından izleyeceğiz yine. Sizinle yine geçtiğimiz programlara çok altını çizdiğimiz bir başka konu da açık bankacılıktı. Tabii burada BDDK'nın hakkını bütün sektör teslim ediyor. Biz de teslim edelim. Çok proaktif, sektörün önünü açıcı hamleler geldi. Servis bankacılığı, açık bankacılık alanında çıkan düzenlemeler aslında hem bankacılık sektörünün hem fintech sektöründe önünü açtı. Dolayısıyla burada gelinen noktada sektördeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birinci sorum. Yine Akbank'ın son dönemde bu alana
daha fazla odaklandığını görüyoruz. Açık bankacılık portalını güçlendirdiniz ve yenilediğinizi açıkladınız. Bu alanda hem son gelişmeler hem önümüzdeki dönemdeki planlar neler olacak Akbank'ta? Biz açık bankacılığı her zaman sektörün farklı platformlarla müşteri açısından geçişken bir deneyim kurgulaması için önemli bir araç olarak gördük. Bu bir iş modeli kurgulama aracı bütün bankalar için ve diğer bankacılık dışı platformlar için de. Dijital platformlar arası geçişken bir deneyimi bütünsel olarak müşteriye açık bankacılıkla sunmak mümkün. O nedenle sektör açısından yıkıcı bir güç değil, tam tersine yaratıcı bir güç gibi görmek lazım. Bankaların da buna hep böyle bakması gerektiğini sık sık vurgulamıştım hatırlarsanız. Biz bu gözle bakıyoruz açık bankacılığa. Ve bu anlamda da BDDK'nın servis modeli bankacılığı düzenlemesiyle ortaya koyduğu yapı son derece yenilikçi, çığır açıcı. Sektörün de çok iyi karşıladığı konulardan birisi oldu. Ben açıkçası bunun bankacılık sektörünün önünü önümüzdeki dönemde açacak. Bankalarla bankaların birlikte müşteriye hizmet sunduğu diğer dijital platformlar arasında geçişkenliği, bu embedded finance denilen o gömülü finans, gömülü bankacılık hizmetlerini müşteriye tekil bir deneyim halinde sunmamızı sağlayacak bir araç setini bize sağladığını düşünüyorum. Fakat bir yandan da bu çok yeni bir şey tabii aynı zamanda. Yani bugünden yarına olacak bir şey değil. Hepimizin bu işbirliklerine ve bu akıcı deneyimleri tasarlamaya hem bizim sektörümüzün hem de diğer sektörlerin beraberce çabası sarf etmesi gerekiyor. Bu çok normal bir şey ve bunun için zamana ihtiyacımız var. Biz de Akbank olarak bu konuya biraz daha erken başlamış olmanın bir şansını yaşıyoruz. Açık bankacılık çalışmalarına biz 2015'te başlamıştık ve aslında sektörde ilk API portali de biz 2016'da hayata geçirmiştik. Geçtiğimiz aylarda sizin de bahsettiğiniz gibi API portalimizi bütünüyle yeniledik. Hem içerik hem deneyim olarak yeniledik. Daha user friendly, daha kullanıcı odaklı, daha fazla işbirliğine açık olduğumuzu ortaya koyan, İçindeki API'lerin sürekli zenginleştiği ve aynı zamanda iyileştiği ve dolayısıyla o geliştiricilerle birlikte API portal vasıtasıyla farklı hizmetleri birlikte geliştirebileceğimiz bir ortama doğru gitmeye gayret ediyoruz. Sadece portali hazırlayıp bırakmak da yeterli değil. Aslında bu bir ekosistemin gelişimine hep beraber yatırım yapmamız gereken bir süreç. O nedenle de API portal vasıtasıyla yenilikçi ürün hizmetler geliştirmek isteyenleri de, geliştiricileri de farklı ürünlerle, hizmetlerle desteklemek, uçtan uca desteklemek de bizim hedeflerimizden birisi. Dolayısıyla biz hem servis modeli bankacılığı tarafında iyi bir servis bankası olmak, güçlü, öncü bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu konuda açığız. Kapalı bir şeyimiz yok. Duvarlarımız şey değil, yüksek değil. Biz o duvarları açık bankacılık vasıtasıyla indirmek ve bankacılık dışı platformlarda bankacılık hizmetlerini sunmak için iyi, etkili, güçlü, esnek bir servis bankası olmak, bir öncü banka olmak birinci hedefimiz bu. Aynı zamanda da API portal vasıtasıyla da ekosistemin gelişimine uçtan uca katkı yapmak bizim temel iki tane prensibimiz diyebilirim bu konuda. Önümüzdeki dönemde bankacılıkta yakından izleyeceğimiz konulardan bir tanesi kesinlikle. Şimdi tabii ki değişen müşteri alışkanlıkları, trendler, ödeme sistemlerinde de inanılmaz bir değişime neden oluyor. Bankalar, sizler buraya çok yatırım yapıyorsunuz, ödeme kuruluşları yatırım yapıyor, markalar yatırımlar yapıyor. Beraberinde de temassız ödemeler, mobil ve QR ödemelerle yapılan işlemlerde önemli bir artış ve yaygınlaşma söz konusu. Bu ödeme sistemleri tarafındaki trendi nasıl yorumlarsınız, gelişmeleri? Bir de tabii ki son döneme baktığımızda ödeme sistemleri tarafında ödeme kuruluşlarının çoğunun bu alanda olduğunu görürüz. Bankalar sizin de bu alanda, birazdan detaylarını soracağım, çalışmalar. Dijital cüzdan. Yani dijital cüzdan her geçen yıl, her geçen gün daha da önemli bir hale geliyor. Ben Türkiye'deki rakamları tam bilmiyorum ama bir raporda okumuştum. Dünyada %50'ye yaklaşmış kullanım oranı. Dijital cüzdan tarafındaki bu durum nasıl yorumlarsınız? Neden bu kadar önemli? Önce bunu sorayım, sonra cüzdana geleceğim. Tamamdır. Tabii dijital ödemeler günün bir ihtiyacı. Ben biraz daha sizin söylediğiniz istatistik kesinlikle doğru dijital cüzdan tarafında ama ben dijital ödemelerden başlayıp sonra dijital cüzdana geleyim isterseniz. Tabii biraz lütfen. İstatistiklerle bezeyerek gidelim. Şimdi dijital ödeme deyince biz iki tane şeyi kastediyoruz. Bir, fiziksel ortamda plastik kartsız akıllı mobil cihazlarımızı kullanarak yaptığımız fiziksel ortamdaki ödemelerden, mobil ödemelerden bahsediyoruz. Bu NFC veya QR'lı olabiliyor. Yahut da e-ticaret vasıtasıyla yaptığımız alışverişler anlamına geliyor. Bunların ikisi de dijital ödemeler, bu kategorinin içerisinde yer alıyor. Türkiye'de neydi? Türkiye'de bu oran çok hızlı bir şekilde arttı pandemi
ile beraber. 2014'te %6 oranındayken kartlı ödemelerin bu oran %30'lara yaklaştı Sefer Bey. Yani düşünseniz aslında 3 ödemeden bir tanesi dijital bir ödeme. Bu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şimdi dijital cüzdanlar tabii bu ortamda bir ihtiyaç. Neden? Kullanıcının sahip olduğu ödeme araçlarına tek bir yerden ve güvenli bir şekilde, her defasında tek tek numarasını, kartını girerek vesaire değil, kolay bir şekilde ödeme yapabildiği, o ödeme adımının en zahmetli olan, o ödeme en keyifsiz diyelim, ödeme adımının aslında sürtünmesiz olması ihtiyacı var. O nedenle dijital cüzdanlar son derece önemli. Hem güvenli alışveriş yapabilmek, böyle bir dijital bir ortamda güvenli alışveriş yapabilmek için önemli. Hem de aynı zamanda dediğim gibi bir kolaylık, deneyim ihtiyacından da ortaya çıkıyor. Sizin de söylediğiniz gibi o nedenle dünyada dijital cüzdanla ödemeler dediğiniz gibi yarı yarıya yaklaştı. Çin'de bu oranın biz dijital cüzdan kullanımı %80'i de geçtiğini görüyoruz. Çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Türkiye'de de bunun olmasını bekliyoruz. Çünkü dijital ödemeler dediğim gibi o kadar hızlı arttı ki bunlar dijital cüzdanlarda en nihayetinde konsolide olacak. Dolayısıyla dünyanın gittiği yer belli. Dijital ödemeler ve dijital cüzdanlar. Peki şimdi siz tüm bankaların banka ve kredi kartlarının eklenebildiği bir dijital cüzdan çıkardınız. Cüzdan adında. Bu uygulama nedir? Neden ihtiyaç doğdu? Neyi hedeflediniz? Dijital bankacılık nasıl bir fark yaratacak? Kullanıcılara neler sağlayacak? Kısaca alabilir miyiz? Aslında bu pandemide hep bunlardan bahsedilmeye çok fazla başlandı. Oysa biz bu trendi pandemiden önce görmüştük Sefer Bey ve dijital ödemeler alanına biz 2019'da yatırım yapmaya başlamıştık. Pandemiden önce de pek çok servisimizi hayata geçirmiştik. Özellikle bu NFC ve QR'la temassız bir şekilde ödeme yapabilme fiziksel ortamda veya millerimizle ödeme gerçekleştirebilme dijital bir ortamda vesaire gibi. Bunları zaten yapmıştık. Sizinle beraber de konuşmuştuk. Cebe inen ilk Türkiye'nin ilk kredi kartını yapmıştık. Dijital kredi kartını, keza Cebe Post'u vesaire. Bunların hepsi aslında dijital ödemeler alanında yaptığımız yatırımlardı. Son olarak da Haziran ayında cüzdan uygulamasını hayata geçirdik. Cüzdan diye yazılıyor mu? Biz cüzdan diye okuyoruz. Cüzdan uygulamasının birkaç tane temel özelliği var. Bir kere cüzdan artık banka bağımsız bir platform. Yani markalama olarak bile baktığınızda orada herhangi bir Akbank markasını ön plana çıkarma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burayı Akbank müşterisi olmasanız da kullanabiliyorsunuz. Bu bir uygulama. Uygulama mağazasından indirip doğrudan kayıt olup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Son derece basit, güvenli, pürüzsüz ödeme sunan bir ödeme platformu, bir dijital cüzdan. Buraya neleri koyabiliyorsunuz farklılaştırıcı unsur olarak? Bir kere bir, bütün bankaların kredi kartlarını, banka kartlarını, sadece kredi kartı değil, banka kartlarını buraya yükleyebiliyorsunuz ve saklayabiliyorsunuz güvenli bir şekilde. Dolayısıyla bir ödeme anında hepsine kolaylıkla erişiminiz tek bir yerde olabiliyor. Yani eskiden fiziksel olarak cebinizde taşıdığınız cüzdanı artık akıllı telefonlarınızın içerisinde bir uygulamanın içerisinde saklıyorsunuz ve güvenli bir şekilde saklıyorsunuz. Aynı zamanda bu araç vasıtasıyla özellikle anlaşmalı olduğumuz e-ticaret platformlarında, bunlar web siteleri olabilir veyahut da uygulamalar olabilir. Oralarda cüzdan ile öde fonksiyonuyla doğrudan tek tuşla ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz o sürtünmeli tek tek 16 haneli kart numaranızı girdiğiniz işte bilmem ne numarası falan filan, onlardan tamamen kurtulduğunuz size bir ödeme deneyimi sağlıyor dijital ortamlarda. Özellikle dijital ödemelerin büyüdüğü bir ortamda bu son derece önemli. Bir de biz buraya farklı alternatifleri de, farklı finansman alternatiflerini de koymayı tercih ettik. O da neden? Cüzdanınız içerisinde nakit para da taşırsınız. Aslında bir kimlik olarak kendinizi de taşırsınız. Kredibilitenizi de taşırsınız. Alışveriş sepetlerinin büyük olduğu ortamlarda kredi ihtiyacınız da olabilir. Hepsini kredi kartınız veya hesaptan ödemeyle karşılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla o anda krediye erişme imkanını da oraya özellikle koymak istedik. Dolayısıyla bütün finansal araçları, kredi kartı, banka kartı, bu KMH hesapları denir, mevduata bağlı kredi hesapları, hepsine bir yerden ve krediye bir yerden erişebildiğiniz bir ödeme aracı yapmaya gayret ettik. Bu gidişat dediğim gibi bu. Yani sektörde ihtiyaç bu. Müşterilerin dijital ödeme araçlarına ihtiyacı yüksek ve gittikçe de artacak. Güvenli, sağlıklı, kolay, yalın ödeme adımı sunan
ve banka bağımsız bir platform olmasının özellikle altını çiziyorum. Çünkü illa Akbank müşterisi olmak zorunda değilsiniz. Hı-hı. Ancak öyle olduğunda müşterilerimize bir değer yaratmak mümkün diye düşünerek cüzdanı lanse ettik. Peki önümüzdeki dönemde ödeme sistemi tarafında Akbank'ın gündeminde, stratejinde neler olacak? İnovasyon çalışmalarından bahseder misiniz Akbank? Birkaç tane bahsettim aslında geçmiş ürünümüzden. Birkaç tane daha belki söz edebilirim. Şimdi cüzdan bizim için önemli bir adımdı. Evet. Cebe inen kredi kartı, dijital kredi kartı, cebe post, bunlar hep önemli adımlardı. Bunların arkasında da pek çok yeni ürün koymaya devam ettik. İşte cebe inen ticari kredi kartı, banka kartı, hepsi arkasından getirmeyi başardık. Ama aynı zamanda da başka kolaylıklar da sunmak gerekiyor. Müşterinin o pain point deniyor ya, acı noktasını bulup onları çözen dijital çözümler sunmaya da devam etmek gerekiyor. Bu bir yolculuk. O nedenle de cüzdanın ardından getirdiğimiz bir takım başka yenilikler de oldu. Bunlardan bir tanesi de bizim geçmişte kendi sadakat programımızın biriktirdiği çip paraları harcayabilecek üye iş yeri arama derdinden müşterilerimizi, hı hı, kurtarmak için çip parayla öde fonksiyonu oldu. Artık cüzdanın içerisinden müşterilerimiz alışverişlerini doğrudan siler hale geldiler. Hangi üye iş yerinden alışveriş etmiş olurlarsa olsunlar. Şimdi de e-ticaret tarafındaki ihtiyacı daha fazla gördüğümüz için müşterilerin ağırlıklı olarak sepetleri buraya doğru kayıyor. Katlanan çip parayla ödeme fonksiyonunu çok yeni lanse ettik. Hı hı. Artık e-ticaret harcamalarınızı silerken çip paralarınız iki kat değerli hale geliyor. Bunlar sürekli olarak bu şekilde devam etmek mecburiyetinde. Yani sistemi beslemek ve farklılaşmak için bunları yapmaya devam edeceğiz. Bizim dijital ödemeler yol haritamız aynen bu hızla devam edecek. Peki şimdi başka bir konuya geleceğim Burcu Hanım. Yani onarıcı finans temasıyla siz her yıl düzenli olarak hekatonlar gerçekleştiriyorsunuz. Yarın yine bir yenisini ekliyorsunuz. Yarın başlıyor 30 Eylül'de. Özür dilerim. Ve 2 Ekim tarihi boyunca ve blockchain ekosisteminin aslında dünyada önde gelen oyuncularından Avalanche'la birlikte Akbank Refi Hekatonu. Şimdi hekatonlar çok önemli. Ben şahsen gidip izlemeyi çok seviyorum. Orada yazılımcılar, gelişimciler, tasarımcılar, geliştiricilerle sohbet etmek gerçekten çok keyifli oluyor. Ve bu hekatonlar da gerçekten onlar için müthiş fırsatlar sunuyor. Hem networking anlamında, hem yaptıklarının değer görmesi anlamında ya da yol gösterecek anlamında hekatonlar gerçekten çok kıymetli. Sayısı ne kadar çok olursa ben o kadar önümüzdeki dönemin de yolun açık olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla siz de bu hekatona yazılımcılardan, tasarımcılardan, geliştiricilerden ilgi nasıl oldu? Başvurular nasıl? Bu arada tabii ki burada bir Web 3.0 ve Refi ekosisteminin genişletilmesi ve oraya sahip çıkma söz konusu. Burada Akbank'ın amacı ve hedefleri neler? Çok önem verdiğimiz ve çok heyecanlandığımız bir şey, yarını iple çekiyoruz gerçekten. Şimdi bizim inovasyon merkezimiz Akbank Lab'i biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak girişimcilerle birlikte çalışan ve birlikte çözüm yaratan ve bunları da bankamız müşterilerine sunan bir organizasyon Akbank Lab inovasyon merkezimiz olarak. Fakat Akbank Lab'in kendi bir misyonu daha var. Aynı zamanda bu ekosistemi hep beraber geliştirmek zorundayız. O nedenle de ekosistemde bu networking imkanlarını, birbirimizi bulmayı, belirli hizmetlere hep beraber ulaşmayı veya belirli amaçlara birlikte koşmayı destekleyecek girişimlerin de çok önünde koşan bir organizasyon Akbank Lab. Ve dediğiniz gibi her sene de bir hekaton, en az bir hekaton düzenliyoruz. Bu seneki hekatonda temamızı biraz daha derin bir tema yapmak istedik ve onarıcı finans fikri buradan çıktı. Onarıcı finans da Türkçeleşmiş haliyle çok seviyoruz aslında. İngilizce işte refi de oradan geliyor. Regenerative finance deniyor. Onarıcı finans Türkçe'de çok güzel karşılığını buldu. Çünkü onarmak gerçekten şu anda yaşarken yapmamız gereken bir şey haline geldi. Kesinlikle. Bu dünyada. Finansın da her zaman insanları kolaylıkla belirli bir amacı sürükleyebilecek güçlü bir araç olduğunu göz önünde bulundurursak, onarmak için finansı kullanmak, problemleri gidermek, belirli bir amacı birlikte koşmak için finansı bir araç olarak kullanmak bence çok güçlü bir ifade. O nedenle bu onarıcı finans ifadesini de böyle birkaç kere söylemekten büyük keyif alıyorum. Şimdi burada da şöyle bir şey yapalım diye yola çıktık. Onarıcı finans hekatonu, refi hekatonu yaparken Web3
başta olmak üzere yeni teknolojileri kullanan geliştiricileri, o network'ü bir araya getirelim. Hı hı. Bunun için de dünyanın çok öncü platformlarından birisi Avalanche'la birlikte hareket ediyoruz. Ve açıkçası bu Türkiye'de de bir ilk olacak. İlk defa bir banka bir blockchain platformu üzerinde bir hackathon düzenliyor olacak. Bizim Akbank Refi Hackathon'la birlikte. Bir yandan bu hackathon'un kendisi var ama hackathon aslında bizim Akbank'ın, Akbank Lab'in ve İmece'nin birlikte kurduğu bu Akbank Refi dediğimiz o platformun, Refi Türkiye platformunun da araçlarından birisi. İşte komünite buluşmaları da yapıyoruz, farklı network'te arkadaşları bir araya da getiriyoruz. Temelde yapmaya çalıştığımız şey bu dünyanın onarım sürecine veyahut da bu süreçte yaşanan problemlere beraber çözüm bulmak için farklı partileri bir araya getirmek ve bunu da bütünsel bir şekilde yapmak. İlla Akbank olarak yapmak değil, Refi Türkiye platformu olarak ona ne kadar destek verebiliyorsak destek vermek. Ama hackathon bunda çok önemli bir adım. 30 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Sabancı Center'da gerçekleşecek. Çok büyük bir ilgi gördü. Anlatamam. İnanılmaz bir ilgi gördü. Hem onların kendi networkleri içerisinde hem de yani bu Web3 geliştiricilerini de gerçekten çok heyecanlandıran bir hackathon oldu. İşin ruhuna da çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Yani onarmakla blockchain teknolojilerini, o şeffaflığı, silinemezliği, kayıt etmeyi, açıklığı, bir araya gelmeyi, birlikte hareket etmeyi hem felsefi hem pratik açıdan çok doğru da buluyoruz. O nedenle hackathon bizim için çok önemli. Dediğim gibi çok fazla başvuru oldu. Başvuru süreci bitti. Artık yarından itibaren hackathonumuz başlıyor. 48 saatlik bir maratona girecek geliştiriciler. Evet. Yaklaşık 80 kişi, 19 tane takım bu sürecin bir parçası olacak. Çok farklı yerlerden geliyor. Yani coğrafi olarak çok dağınık bir katılımcı kitlesi var. 7 farklı ilde, 23 farklı üniversiteden katılımcılarımız olacak. En nihayetinde de ikisinde yapacağımız, pazar günü yapacağımız jüriyle beraber finalde 3 tane de öne çıkan projeyi ödüllendiriyor olacağız. Biz de heyecanla bekliyoruz. Biz de çıktılarını heyecanla bekleyeceğiz hackathon'un. Burcu Hanım, kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce'ydi. Burcu Hanım'la birlikte uzaktan müşteri edimini konuştuk. Önümüzdeki dönemde ödeme sistemlerindeki trendleri konuştuk. Biraz blockchain, Web 3.0'ı ve bu alandaki hackathon'u konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.